Manşete hoş geldiniz. Hafta sonuna iki önemli olay damga vurdu. İlki tribünlerdeki hükümet istifa sesleriydi. Hoş hükümet yok. istifa etmesi gereken saray. Bu olmayacak elbette ama tribünlerden yükselen ses önemliydi ve bu hükümette, hükümet ortağında infiale yol açtı. Ve hükümet polisi devreye girdi. Yine ikinci büyük olay Kızılay'ın çadır sattığının ortaya çıkmasıydı sadece ahbap derneğine değil eczacılara da satmış. Başka talep edenler de olmuş, başka görüşmeler de olmuş. Bu da büyük bir skandal. Yani depremin ilk günü, ikinci günü elindeki stokları depremzedelere ulaştırması gereken Kızılay oturmuş aracı derneklerle bunun pazarlığını yapmış. Çok boyutlu bir olay. İki tarafı, üç tarafı, dört tarafı var. Mesele sadece Kızılay'la da başlayıp bitmiyor ama son derece önemli. Ve gelinen noktayı göstermesi yönüyle de mühim. Onunla başlayacağız. Cumhuriyet gazetesi de yayınlandı Murat Arel imzasıyla mühim bir e, haber bu. E, Ahbap Derneği'ne Kızılay depremin birinci günü e, Ahbap Derneği kendilerine ulaşınca bir biçimde e, çadır satmış ve milyonlarca liralık bir alışverişten bahsediyoruz. Binlerce çadırdan bahsediyoruz. Rakamlar havada uçuşuyor. Çadır sayısı, rakam, çadırın maliyeti falan gibi çok sayıda rivayet var. Bu detaylara girmeyeceğim ama her iki tarafın da kabul ettiği bir taraf var. Yani Kızılay'ın da, Ahbap Derneği'nin de kabul ettiği konu, evet böyle bir satış oldu. Ve Kızılay yaptığı açıklamada bu satışın gerekçesi olarak da işte ham madde ihtiyacının karşılanması falan olarak gösterdi veya kendini böyle savundu. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir yönüyle bu bir suç soruşturması olması gereken bir konu öncelikle. Yani bu konunun tarafları suç soruşturmasında ifadeleri alınarak belgeler elbette ibraz edilerek e, sanık olması, tanık olması neyse bir mahkeme yargılama olması gerekiyor ve bu yargılamada da mut muhakkak Kızlay tarafı mahkum olacak. Çünkü Kızlay e, Osmanlı'dan beri devam eden bir kuruluş, 155 yıllık tarihi var. Geriye doğru açıkçası gerçekten e, dişe dokunur bir başarısı yok. Bir önceki Marmara depreminde de pek hatırlamıyor gençler. 99 depreminde de, 99 depremlerinde de diyelim önce Marmara depremi ardından e, Düzce depremi. Çuvalladı ve o gün e, gerek stokların yetersizliği gerek stokların da işte e, çürümüş, eskimiş kullanılamaz durumdaki e, ne bileyim ekipmanı falan dolayısıyla o günkü Kızılay'ın başkanı e, Kemal Demir gitmek zorunda kaldı. O gün gene görece bir hükümet vardı çok partiliydi medya vardı bunları dile getiriyordu filan ve medya o gün Kızılay başkanının istifasını isteyebiliyordu ve Kızılay Kızılay'ın başındaki Kemal Demir istifa etmişti. Bugün böyle bir durum yok. Bugün bütün kurum ve kurallar saraylaşmış durumda. Partileşmiş durumda. Tek adamlaşmış durumda. Böyle bir, yani medya da öyle. Geriye doğru sivil toplum kuruluşları da öyle. Birazdan bakacağız. Aslında Futbol Federasyonu ve futbol kulüpleri de bir yerde öyle. Böyle bir ortamda Kızılay'ın, kızılayın ne olacaktı ki? Afat gibi. O da enkazın altında kaldı. Fakat skandallar ee, özellikle yine Gaziantep merkezli işte AKP'lerle MHP'liler birbirine düştü biliyorsunuz. Yok uyuşturucu ticaretinden yok işte müteahhitlik izin belgesine imar komisyonu üyesi müteahhitin yıkılan binalarına işte o da kaçmaya yakalanırken kaçmaya çalışırken yakalanmış filan. Her tarafı dökülen bir şey, her tarafı dök, tel tel dökülen bir sistem ki bunlar sadece görünenler, suyun üstüne çıkanlar, bunlar sadece tespit edilebilenler. Sadece tespit edilebilenler. Son derece kıt imkanlarla, son derece yani bir iki medya kuruluşunda bir iki gazetecinin falan marifetiyle, bu bir suç soruşturması. Tekrar dönelim. Kızlay kendine ulaşan yardımları organize etmek, bu yardımları şubeleri aracılığıyla bölgelere dağıtmak, olası bir afet halinde veya olası bir ihtiyaç halinde işte stokları kontrol ederek, kontrol ederek stoklarını ne varsa ekipman, çadır, yiyecek, gıda, ne bileyim mobil götürebileceği her türlü hizmeti bölgeye götürmesi ve bir an evvel bunu yapması gerekiyor. Fakat bunu yapmayan kızlay tuhaf bir biçimde kendi şirketiyle başka bir dernek arasında bir ticarete izin veriyor ve çadırlarını bir derneğe satıyor ve sonra da pişkin pişkin zaten diyor yani işte bir şekilde onlar aracılığıyla deprem ulaştı. Peki aradaki alışveriş ne oluyor? siz Ahbap Derneği'ne alın bu çadırları. Bizim şu anda ekibimiz yok, imkanımız yok, aracımız yok. Siz kendi araçlarınızla ve kendi ekiplerinizle bunu dağıtın dememiş ki. Parasını almış takır takır. Aynı şekilde eczacılar birliği veya derneği de aynı şekilde Kızlay'la benzer bir alışveriş yapmış. Ve bu durum 2-3 hafta sonra ortaya çıkıyor. Deprem 6 Şubat'ta olduğuna göre 26 Şubat'ta ortaya çıkıyor ve taraflar kabul ediyorlar. Eğer orada bir gazetecilik olmasa hepten bilinmeyecek veya unutulacak. Tabi ahbap tarafı da var. Ahbap tarafı da bunu 20 gün boyunca anlatmamış, açıklamamış, gizlemiş, saklamış. Bir diğer yönüyle de bu yardımların gene ahbap derneği işte biz yardımları işte af afat üzerinden işte efendim dağıtıyoruz veya afat üzerinde üzerinden olayı koordine ediyoruz filan gibi açıklamaları var biliyorsunuz. Bazı bir takım sivil oluşumlar da gene Afa'da döndüler. E o zaman ne oluyor? Yani insanlar e, bir takım sivil oluşumlara, bir takım sivil derneklere, sivil çabalara devlete güvenmedikleri için, Kızılay'a veya Afa'da güvenmedikleri için yöneliyorlar. Siz alıp o yardımları veya o ne, neyse biriken meblağı götürüp, Kızılay'a veya Afa'da veya devlete teslim ettiğinizde ne olmuş oluyor? Size güvenen, sizin onu doğrudan depremzedelere ulaştıracağınız inancıyla size bağışta bulunan insanları bir anlamda hayal kırıklığına uğratmış olmuyor musunuz? Tuhaf. Peki arada dönen para ne oluyor? Yani o dernekler bağışçılarından topladıkları parayla esasen bedava olması gereken çadırı satın alıp dağıtıyorlar. Peki o para nereye gidiyor? Muazzam bir yolsuzluk öyküsü bu. Yolsuzluk ötesi bir şey. Yani yolsuzluk ötesi bir soruşturma. Muhakkak soruşturulması ve sorumlularının hesap vermesi, yargı önünde hesap vermesi gereken bir konu. Tüm tarafları itibariyle. Ama bu bu günlerde bu aşamada olabilecek bir şey mi? Devletin savcısı, ne bileyim polisi, kimin elinde? Ayrı bir hikaye. Leman güzel çizmiş. Enkazda başka kimse var mı diye sorunca Yukarıdaki arama kurtarma ekipleri biz de varız Kızılay. Evet. Kızılay böyle enkazın altında kaldı. Bir kere daha. Bir kere daha. Yeni değil bu. Yani eskiden övünülecek bir kurumdu da şimdi mi böyle oldu? Hayır hep böyleydi. AKP döneminde de rehabilit edilemedi. Bilakis partileştirildi. Ve bir, bir rant aracı haline dönüştürülmüş. Deposundaki çadırı satıyor yahu. Düşünün yani. Hem de deprem günü. Başka bir gün de değil deprem günü. Alman basınından bu haber. Onlar da durumu garipsemişler. Yani AFAD'a diyor yani gönderdiğimiz çadırlar yardım çadırlarının üzerine AFAD logosu basılıp dağıtıldı. Bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Sanatçı Suavi bölgede koşturuyor 70 yaşına rağmen, sağlık problemlerine rağmen Ahbap sözcüleri Kızılay'dan parayla sat, çadır satın aldıklarını veya Kızılay'ın onlara parayla çadır sattığını alımı takip eden ilk günden halka açıklasalardı. inanıyorum ki durum çok daha farklı bir seyir kazanırdı. Demiş sonra da neyse diyerek bırakmış konuyu. Geçelim ikinci büyük konuya. Fe, hafta sonunun olayı tribünlerden yükselen istifa sesleriydi. Önce cumartesi günü Fenerbahçe tribünleri haykırdı. Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa olan. Beşiktaş tribünleri geri durur mu? Ertesi günde Beşiktaş tribünleri hükümet istifa diye inledi. Ve bu sosyal ağların ana gündemiydi. Yine Türkiye İşçi Partisi bu Kızılay çadırlarının ahbaba satılmasıyla ilgili olarak bir protesto eylemi düzenledi. Onu da polis sert bir biçimde bastırdı. Onu da atlamayalım. Bu mühim bir şey ve bu hükümeti çok telaşlandırdı hükümet orta devlet bahçeli bahçeliyi çok telaşladı te telaşlandırdı beşiktaş türbünlerinde slogan atan bir takım taraftarlar işte polis tarafından gözaltına alındı filan hükümet iki kişi bir araya gelsin işte kitlesel protesto olsun basın açıklaması yapılsın yürüyüş düzenlensin bunu istemiyor Gezi eyleminden bu tarafa bu konuda alerjisi var. Defalarca kere söyledim ve defalarca kere yazdım. Takip edenler bilirler bu konudaki görüşüm hiç değişmedi. Bilakis karşı görüşler olmasına rağmen onların da yanlış olduğunu söyledim. Karşı görüşler şuydu. Hükümet milleti sokağa dökmeye çalışıyor. Aman işte sokağa dökülsün de bizim taraftarlarımız da çıksın iki taraf çatışsın. Hükümet kutuplaşmayı fiştekliyor. Hükümet e, kutuplaşma için. E, taraflar birbirine iyice bilensin diye iyice bölünsün diye iyice ayrışsın diye neyse elindeki bütün argümanlarıyla bastırıyor fakat bunu sahada bir çatışma sahada bir kapışma biçiminde değil nihai olarak iş belki oraya gidecek ve nihai olarak bunun da hesaplarını yapıyor olabilir hükümet ama hükümet dediğim Erdoğan saray neyse iktidar eyleminden bu yana sokak olaylarına karşı kitlesel olaylara karşı büyük bir hassasiyet var ve bu bastırılıyor. Derhal yani 5 kişi gidip eylem yapacaksa 50 polis gönderiliyor. 100 kişi eylem yapılacaksa 5000 polis gönderiliyor. Deprem bölgesine gönderilmeyen polisler oraya gönderiliyor ki zaten tipte tip eyleminde milletvekilleri Barış Atay vesaire ondan yakınmışlar. Yani buradaki polisler Antakya'da yok diyorlar. Şimdi benzer bir şekilde işte Devlet Bahçeli böyle tweet atmış. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması falan diye. Yani seyircisiz oynatalım maçları. Şimdi diyor insanlar diyor maç seyretmek için tribünlerde bir araya geliyorlar ve öfkeleri kabarıyor ve işte istifa diye slogan atıyorlar. Ne olacak bu iş? 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi bir ağızdan slogan atınca falan. Telaş var yani telaşlanıyorlar. Ondan dolayı da işte böyle seyircisiz oynansın falan diye şey yapıyorlar. Bahçeli kulüp üyeliğinden istifa etmiş Beşiktaş kulübü üyesiymiş istifa etmiş başka istifa edenler de var bundan dolayı falan Beşiktaş'ta aman çok da <laughs> şey umurumuzdaydı gibi Beşiktaş taraftarları da karşılık veriyorlar ayrı bir hikaye ama bu telaşı gösteriyor üniversitelerin tatil edilmesi, pek çok eylemin bastırılması, salon toplantısı, meeting vesaire izin verilmemesi de eş zamanlı olarak devam ediyor ki yarın öbür gün seçim kampanyası başladığında gerçekten partiler, adaylar, siyasetçiler neyse nasıl alan bulacaklar, nasıl salon bulacaklar bilmiyorum. Çünkü e, Zaten hali hazırda valiler, kaymakamlar, şu bu filan e, yer göstermiyorlar ve bir sürü zorluk çıkarıyorlar. Hele bu ortamda Hele deprem bölgesinde bir de olağanüstü hal söz konusuyken seyreyleyin. İşte bu da e, MHP Genel Merkezi'nin İsmail Özdemir imzalı Genel Başkanımız Beşiktaş Kulüp Üyeliğinden ayrılmıştır yazısı. O arada e, Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulüp Üyeliği ile ilgili bir tasarrufu var mı? Herkes bunu bekliyor. E, Erdoğan Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyeliğinde 25 yılı doldurunca 2019 yılında Ekim ayı galiba Ali Koç'tan böyle bir plaket almıştı ve işte rozet takılmıştı filan. Divan kurulu üyeliğine, yüksek divan kurulu üyeliğine seçilmişti. Erdoğan'ın Fenerbahçe üyeliği eski. Bakalım ne olacak? Dönelim tekrar deprem haberlerine. Hazırlığı yapmasaydık ülke kaosla karşılaşırdı demiş Süleyman Soylu. Yorumu size bırakıyorum ama başka önemli bir haber var. Konut ihaleleri gizli kapaklı yapılıyor. Artçı sarsıntılar sürerken ihaleler başladı. 11 ilde yapılacak TOKİ konutları için davet usulüyle ihaleye çıktı. İhalelerin 21 B usulüyle gizli yapılması dikkat çekti. Bu ihalelerdeki 21 21 B maddesi de sihirli bir madde. AKP'nin bulup uyguladığı çok elverişli bir madde. Yaptığı binası yıkılan müteahhit bilirkişi çıkmış. Gaziantep'te Ayşe Mehmet Polat sitesi müteahhidi Akay'ın İstanbul'daki bir davada bilirkişilik ettiği tutuklanınca da o davanın ertelendiği ortaya çıkmış. Bir başka hikaye enkaz kaldırma ihalesini pisti yıkılan şirket kaptı diyor. Şimdi Diyanet işlerinden Dişleri Başkanı'ndan itiraf 6 gün kaldım su yok. Hani şeyi hatırlatayım tekrar hazırlığı yapmasaydık ülke kaosla karşılaşırdı diyor. İçişleri Bakanı Diyanet İşleri Başkanı 6 gün oradaydım su yoktu diyor. Yani bir anlamda İçişleri Bakanı Diyanet İşleri Başkanı yalanlamış gibi bir durum var. Kimse tabi Süleyman Soylu'ya inanmıyor. Sözlerine güvenmiyor. Onlar sadece zevahiri kurtarma derdinde ama Diyanet demişken İhsan eli açın mealini yasaklatan Diyanet vurgusunu da yapalım. Ahmet Kuru çok güzel yazmış. Osmanlı'da oylemağa 1727'ye kadar matbaaya, 1803'e kadar İslami kitap basımına, 1873'e kadar Kur'an basımına, 1923'e kadar Kur'an meali basılmasına karşı çıktı diyor. 2023'te de İhsan Ali eli açığın mealini yasaklattı. Güçleri arttıkça yasakları artar demiş. Ben yukarıdaki yani matbaayı biliyorum ama sonraki İslami kitap yasağı veya Kur'an basımının yasağı gibi konuları bilmiyordum. Onu da Ahmet Kuru'dan öğrendim. Böyle bir diyanet. Neyse biz dönelim deprem gündemine. Ülkenin her yeri böyle. 5 kat sınırı olan bölgeye 24 kat verdiler diyor. Bu bina Esenler'de 5 kat izni var ama 24 kat çıkılmış. Ya kaçak ya özel imar alındı diyor. Böyle yüzlerce bina var İstanbul'da belki binlerce. Şimdi başka bina örnekleri de biri Esenler'den, öbürü Küçükçekmece'den gelsin. Esenler'deki bina kolonlarındaki çatlaklara el giriyor. Apartmanlarda yaşayanlar korkudan uyuyamıyor demiş. Ee, yine e, şeyde, küçük çekmecede binadaki kolonlarda paslı demirler işte görülüyor. Mühürlü binayı bile kiraya vermişler. Şimdi böyle haberler var ve bu haberlere şunlar da ekleniyor. Şimdi e, binalarını denetletmeyenler, e, uzman sokmayanlar ya da bir şekilde denetim firmalarını soktuklarında da ona hasarsız veya az hasarlı falan neyse raporu alanlar ve bunu parayla yapanlar bir biçimde aman binamızın değeri kaybolmasın falan diye. Yine daha evvel de örneklerini verdim. E, diyelim ki 18 daireli bir binadan bahsediyoruz. Bir veya iki daireyi itiraz ettiğinde hiçbir şey yapılamıyor falan böyle konular var. Yapılacak şey basit bu konuda rızaya falan bakmadan e, zorunlu e, bir kararlar alınarak zorun yani e, yönetmeliklerle genelgelerle bir seferberlik hali adeta e, söz konusu edilmesi gerekiyor ve binalara girilmesi gerekiyor. Zorunlu yani bir biçimde e, bunu ben hayır istemiyorum falan, falan değil artı biraz evvel de baktık yani. İşte bilir kişi olan müteahhitler var, daha önce sabıkası olanlar var, yapı denetim e, bürosu var, orası yıkılmış falan. Yani kendi oturduğu bina yıkılmış olan e, kurumlar var. Yani kimi kime denetle, denetleteceksin, hangi bilir kişiyle, hangi mahkemeyle, hangi belediyeyle yapacaksın zor bir durum. Yani e, kokuşmuşluk öyle ki, çürümüşlük öyle ki işte adamı adamı olana rüşvet çalışıyor, para çalışıyor, iltimas çalışıyor. Zor bir şey. Yani yukarıda bir iradenin gerçekten aşağı doğru bu işi tesis edip ve kayıp kaçağı nasıl en aza indirerek bu işin içinden çıkacağını falan hesap edip planlayıp yürümesi gerekiyor. Gerçekten çok zor. Bakın İstanbul Belediyesi Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt söylüyor. İstanbul'da 750 bin civarı boş konut var. Acil dönüşmesi gereken konutsa 300 bin civarında. Devlet boş konutları kiralasa veya kamulaştırsa teorik olarak biz insanları bir günde sağlam konutlara taşıyabiliriz. İstanbul'dan bahsediyoruz. Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, Hatay'dan depremzedeleri getirmek değil. 750 bin boş konut var diyor Kiptaş. Yani bu işin ehli başındaki insan söylüyor. Konu, yani konutların konutların durumunu bilebilecek durumda. Kiptaş genel müdürü. 750 bin boş konut var. 300 bin civarında da acil dönüşmesi gereken konut var. Bunları diyor oraya taşıyacağız. Devlet buna diyor müzahir olacak. Ve bu işte ev sahiplerinin, kiracıların şunu bulun insafına bırakılacak bir konu değil. Bizzat devreye girilip karar alınıp uygulanması gerekiyor. Sen 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 o evi boşaltıyorsun, şu 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 adrese taşınıyorsun filan gibi. Ali Can Uludağ paylaşmış. CHP ısrarla Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaşı görevde tutuyor. Kentte 22 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Hatay yok oldu. 2009'dan beri kenti yöneten önce AKP'liymiş. Savaşın sorumluluğu yok denemez filan. Yani bu işin partisi yok. Bütün partiler boğazına kadar batmış durumda. İşte Gaziantep. Gaziantep milletvekilleri birbirine girdiler. Bir tarafında Şamil Tayyar, öbür tarafında Sermet Atay, başka isimler de var filan falan. İnceldiği yerden kopsun diyorlar. Sadece imar komisyonunda dönenler veya işte müteahhitlik işlerinde dönenler değil, Uyuşturucu ticaretinde de almış başını gitmiş olaylar. Madem öyle inceldiği yerden kopsun. Demek ki içine atıyormuş bugüne kadar. Bu fotoğraf özellikle kestim getirdim. Üzerine şunu söylemek için. Bir bina arkaya doğru yatmış görüyorsunuz. Ve yani yakın tarihte yapılmış bir bina öyle görünüyor şeyine baktığınızda. Yani birkaç yaşında falan bir bina gibi bir durum var. Yanındaki binalar ayakta falan onu demeyeceğim. Onu herkes biliyor artık. Fakat arkadaki sağlam binanın üzerine yatmış. Yani siz ne kadar önlem alırsanız alın. Yani bu topyekun bir seferberlik gerektiren bir şey. Onu söylemek için bir fotoğrafı getirdim. Siz önlem aldınız, binanızı sağlamlaştırdınız veya sağlam binada oturuyorsunuz. Deprem sigortanız var, her türlü önleminizi aldınız, dolapları bağladınız, bilmem ne, işte deprem tatbikatı yaptınız, herhangi bir sarsıntı olduğunda masanın altına gireceğim, yatağın altına gireceğim, şu bu filan alarmları kurdunuz bilmem ne. Ama işte bir bina gelip üstünüze yıkılabiliyor. Ne yapacaksınız o zaman? Dolayısıyla bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin veya bir sokağın, bir mahallenin önlem alması değil, İstanbul yıkıldığında sen istediğin kadar önlem almış ol. Girişler çıkışlar bütün yollar kapanıyor. Ne yapacaksın? Ee, onu bırak. Senin şimdi bazı şeyler var. Fotoğraflar var. Maraş'tan gelen, Hatay'dan gelen. Bakın Adıyaman'dan gelen. Bir iki bina böyle ayakta kalmış ama mahalle yıkılmış. Şimdi orada oturan insanlar. Aa bak bizim evimiz yıkılmadı. Bizim evimiz ayakta kaldı diye mutlu mu olacak? Mahallesi göçmüş yahu. Konusu komşusu neyse... Enkazın altında kalmış, ölmüşler. Hatıraları gitmiş. O mahalle eski mahalle değil artık. E benim evim sağlam kaldı deyip orada oturmaya devam mı edecek? Yani neticede bir kişinin bir binanın önlem alması da hatta bir sokağın falan önlem alması, bir sitenin önlem alması da yetmiyor. Site ayakta, şehir çökmüş. Ne yapacak o site? O şehirde yaşamaya o şekilde devam edecek. O acıların üzerine. çocuğunu gönderecek okul yok mesela okul çökmüş. Ve ama evi sağlam. Anlatabiliyor muyum? Yani o bir kişinin, beş kişinin tedbir almasıyla da bu iş olmuyor. Topyekün bu işin ele alınması gerekiyor. Herkes ayakta kalmalı. Sadece önlem alanlar değil. Geçelim seçim meselesine. Gazete pencereden getirdim hafta sonu sayısı. Hazırlıklar 14 Mayıs için YSK yapabiliriz dedi diyor Nuray Babacan imzalı haberde. YSK personeli takviye edilecekmiş, depremde kaybolanların yerine yeni oy pusulaları bastırılacakmış filan. Olağanüstü hazırlıklarla ilgili süreç başlatıldı filan diyor. O arada Sırrı Süreyya Önder'in Halk TV'de yaptığı açıklamalar da dikkat çekiciydi. Sadece hatırlatıp geçeceğim. Meral Akşener'in kazanacak aday ifadesini eleştirdi Sırrı Süreyya Önder. Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var? Zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Erdoğan. O zaman git ona çalış öyle gözüküyor dedi ve bu iyi partileri kızdırdı. Bu polemik belli ki hafta içinde de devam edecek. AKP'de listeler çıkarılıyor kulis haberini hürriyetten kestim getirdim. 14 Mayıs hazırlığı başladı. AKP'de milletvekili listeleriyle ilgili çalışmalar başlamış. Belli ki parti artık 14 Mayıs'ı içselleştirdi depremden sonra. Depremden önce bu tarih telaffuz edilmişti Erdoğan tarafından falan ama depremden sonra da bir gelgit olmuştu. Fakat şimdi galiba tekrar 14 Mayıs'ta e, karar kılınmış görülüyor. YSK'da biz hazırız dediğine göre e, iş çok alamet belirdi ki olay 14 Mayıs için dönüyor ve e, bu hafta e, Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü grup konuşmasında bunu telaffuz edeceği 14 Mayıs diyeceği konuşuluyor. Altan Sancar, Altan Sancar CHP'den bir kulis paylaşmış fakat e, kulis e, CHP parti meclisinin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adayı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermesi değil. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Toplantıda konuşan CHP'liler Kılıçdaroğlu'na partimizin adayı sizsiniz demişler. Yani hem Kılıçdaroğlu'na CHP grubu yetki vermiş hem de adayımız sizsiniz demişler. Yani e, Kılıçdaroğlu yetki ve adaylık e, icazetiyle Gidecek Millet İttifakı toplantısına değil Akşener'le toplantısına bugün Meral Akşenerle bir araya geleceği bilgisi var. 2 Mart'ta da Millet İttifakı artık aday gündemli olarak toplanacak. Açıklasınlar artık bunu. Yani eğer 14 Mayıs'ta olacaksa işte Mart yarın değil öbür gün Mart. E iki ay kaldı yani iki buçuk ay iki buçuk ay bile değil yani iki aydan biraz fazla e, haliyle e, artık bu işin bitmesi gerekiyor neyse ne yani e, Millet İttifakının 2 e, Mar'tı 2 Mart'ta veya 2 Mart'ı takip eden günlerde çok da fazla şey yapmadan bu işi halletmesi gerekiyor belli ki 2 Mart'tan önce muhtemelen Çarşamba günü Erdoğan da 14 Mayıs'ı ilan edecek o konuda da. Harekete geçmesi gerekiyor. 14 Mayıs'ta ülkeyi seçime götürebilmesi için işte Mart'ın ilk haftası kararını verip bildirmesi gerekiyor filan. O açıdan muhalefetin de kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleyip yola çıkması icap ediyor. Diyelim ve böylelikle bir manşeti daha noktalayalım. Gidiyorlar tribünler ayakta diyebilirsiniz ki nereden çıkardın? İktidar bugün veya yarın gireceği her seçimi kaybedecek. Ama görüldü ve görülüyor ki sertleşecek. Görüldü ve görülüyor ki aman vermeyecek. Görüldü ve görülüyor ki hemen her konuda bir günah keçisi olacak. Görüldü ve görülüyor ki hani tabir yerindeyse avam tabiriyle söyleyeyim kelle vermeyecek. Hani nerede istifa, istifa eden yok falan deniyor ya hayır asla. Belki başka normal bir zaman olsaydı olabilirdi ama hele seçim arefesinde böyle bir şeye te, e, tenezzül etmeyecek. Görüldü ve görülüyor ki ekonomik açıdan doları baskılayacak pek çok şeyi yapacak. İşte marketlere talimat gidecek şu bu filan falan. Daha önce devreye soktuğu her şeyi sıkı bir şekilde Mart, Nisan, Mayıs boyunca uygulayacak. Sonrasını düşünmeden. Depremde de işte temeller atılacak. Işte her şey yolunda denecek filan. Bakın. Hafta sonu itibariyle enkazın altında cesetler vardı. Hafta sonu itibariyle hala binlerce belki on binlerce şey yıkılan bina ya dokunulmamıştı. Devletin olmadığı, devletin girmediği sokaklar, mahalleler yüzlerce binlerce. Hafta sonu itibariyle çadır yok, çadır nerede? Kızlay nerede sesleri ayyuka çıkıyordu. Ama bu tür seslerin, bu tür haberlerin, bu tür bilgilerin artık önce iktidar medyasında sonra da diğer medyada yavaş yavaş azaldığını ve farklı konularla artık meşgul olunduğunu görüyorsunuz, göreceğiz ve izleyeceğiz. Maalesef, maalesef durum böyle. Yarın tekrar görüşmek umuduyla efendim, hoşçakalın.